Torba yasa adı üstünde torbayı doldurmak üzere hazırlanmış bir kanunlar zinciridir. Biliyoruz ki bu torbanın dibi delik, dolmuyor. Çünkü o deliğin altında bekleyen uluslararası tekeller ve onların yerli işbirlikçileri ve yandaş sermayeler var. Bunların çoğunluğu da ülkenin her tarafına sadece beton döküyorlar. Nereye giderseniz karşınıza bu çıkar. Biliyoruz ki çıkarttığınız bütün yasalarda çevreyi, doğayı, ormanın yeşilini, yaylaların yeşilini, zeytinin yeşilini hep yok ettiniz. Bir de buğdayın yeşilini yok ettiniz. Bir yıl önce tonu 940 bine satılan bir buğdayı, 910'a satılan bir buğdayı bir yıl sonra 940'a satıyor çiftçimiz. Aradaki fark %3 kârdır, yani kazancıdır. Oysa aynı bir yılda mazota, ilaca, gübreye zam yapılarak, %40 zam yapılarak çiftçinin cebine el attınız. Ve bu çiftçilerin çocukların halini düşünebiliyor musunuz? Bu iktidara ne dersiniz ki? Önce buğdayı bile dışarıdan alırdık. Şimdi ipekliği bile memlekette yapıyoruz denilen 1940 Türkiye'sinden buğday, saman ve ithal ettiğimiz 2017 yılına bakın. Üretim yerine tüketimi körüklediniz. Üretmek ve hakça bölüşmek yerine birilerini zengin ettiniz. Asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan milyonlarca işçimiz, Bağkur'unu ödeyemeyen çiftçimiz, esnafımızın Ekim ayı açlık sınırı 1544 lira. Asgari ücreti ve emeklinin maaşını siz düşünün. Her gün işsizlik yüzünden intihar eden, amca bana bir iş buluver diyen, hala anasından babasından harçlık alan, avuç açan ve sürekli kıvranan gençlerimizden bahsetmeye gerek var mı? Bir yandan AB için her şeyi yapmaya hazır, bir yandan dünyayı dolaşan iktidar, bütün yasakları kaldırmak için çabalayan bir iktidar, toplumun her kesimiyle barışmaya çalışan işçinin, çiftçinin, ötekileştirilenlerin yanında umut olmaya çalışan bir iktidar, gelinen noktadan memnun musunuz? Şimdi yolsuzlukla, yoksullukla, işsizlikle, yasaklarla özdeşleşmiş ama neredeyse toplumun yarısı ötekileştirilmiş, alabildiğince ayrışmış, Avrupa ile küsmüş, Amerika Rusya ile bir dargın, bir barışık, komşu ülkelerle bir dargın, bir barışık, ne yapacağı belli olmayan bir rest, bir mest olan iktidar konumundasınız. Tabii ki bu durumunuzdan bir muhalefet milletvekili olarak memnun olmamızı bekleyebilirsiniz. Ama öyle değil, üzgünüm. Halkımız, emekçilerimiz, ötekileştirdikleriniz, ülkemiz ve çocuklarımızın geleceği adına kaygılıyız. Görüştüğümüz 109. maddede kitle fonlaması ile ilgili düzenlemede yatırımcılardan toplanan paraların halka arzını önleyen bir düzenleme. Ekonomiye güvenin olduğu bir ortamda girişimlerde daha güvenli bir şekilde yapılabilir. Bunun için bilim ve teknolojinin takip edildiği, özgürce fikirlerin geliştirilebildiği bir ortama ihtiyaç var. Peki siz ne yapıyorsunuz? Bilimin ve teknolojinin olduğu bütün ülkelerle iletişimimizi koparmışsınız. Toplanacak bu fonların nasıl kullanılacağı, nasıl denetleneceği, istenilen talebe ulaşılamadığı takdirde iadelerinin yapılıp yapılmayacağı gibi bütün konular muallakta. Bu kanunun torba yasada değil de bir kod kanunu olarak tüm detaylarıyla güvenli bir yatırım ortamı sunacak ve denetleme koşullarını açıkça belirtecek bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Saygılar sunuyorum.